açık. Bildiğiniz gibi uzun yıllardır gıda güvenliği, zehirsiz tarım, çevre ve insan hakları konusunda çalışmalar yürütüyor. Türk Toraks Derneği Çevre ve İklim Sorunları Savunuculuk Ödülü, Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Hizmet Ödülü gibi pek çok ödüle de layık görülmüş bir isim. Mutfakta Kimyacı ve Bizi Yeryüzüne Bağlayan Hikayeler kitaplarından sonra bugün üzerine konuşacağımız anne babalar için bir rehber olan Çocuklar ve Gıda Güvenliği kitabını da yazarı aynı zamanda. Gıda krizinin hepimizi ama en çok da çocuk sağlığını etkilediği bu dönemde Sayın Bülent Şık'ı burada ağırlamak ve kendimize bir yol haritası çizmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Size de geldiğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Evet. Herkese merhaba. Öncelikle tabii Selçuk Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum böyle bir organizasyon yaptıkları için. Benim tabii en böyle hevesle diyeyim işte okurlarla böyle hani bu tip toplantılarda bir de çocuklar üzerine konuşma çok hani uzun yıllarda çalıştığım bir mesele çocuk sağlığı. En heves duyduğum alan diyebilirim hani konuşma ve birlikte bir arada olma açısından. Bugün biraz tabii canınızı sıkacak şeyler söyleyeceğim ama bir parça da olsa hani çözümlere de değinmeye çabalayarak elbette. Ben gıda mühendisiyim. Çok uzun süre gıdalardaki toksik kimyasal madde kalıntılarına incelenmesi, tespit edilmesi o konular üzerinde çalıştım. Toksik kimyasal madde aslında zehirli madde diye hani bildiğimiz. Bir şekilde vücudumuza girdiğinde bu gıda yoluyla olabilir, beslenme yoluyla olabilir, deriyle temas olabilir, solunum olabilir. Vücuttaki fizyolojik ya da metabolik işlevleri bozan, bozucu etkiler gösteren, sağlığa zarar veren kimyevi maddeleri anlarız. Bir de tabii sağlık açısından gıdalarda, sularda önem arz eden diğer problemli alanda mikrobiyolojidir. Orada özellikle insan sağlığına zarar veren, işte patojen ya da hastalık yapan çeşitli bakterilerin, virüslerin, işte mikrobiyal etkenlerin gıdalarda bulunmamasını isteriz. Ya da varsa onları zararsız kılmak isteriz. Dolayısıyla hani gıda güvenliği dediğimizde aslında yediğimiz ya da içtiğimiz herhangi bir gıda maddesinin veya içeceğin insan sağlığına zararlı herhangi bir etkeni içermemesi veya sağlık zararı oluşturmaması için yapılan faaliyetler bütünüdür. Bu toprakta başlar ta ki masaya kadar uzanır. Elbette gıda güvenliği her yaş için önemli. Yani sağlıklı beslenme temel bir fizyolojik ihtiyacımız bizim ve hayatın her döneminde beslenme bir temel ihtiyaç olmanın ötesinde hatta bir hak, bir mutlaka karşılanması gereken bir sosyal hak olarak da görülebilir. Şimdi tabii hayatın belli dönemleri beslenme açısından çok daha önemli. Biz yani hepimiz şunu biliriz, çok da duymuşuzdur. İşte çocuklar için beslenme çok önemlidir. İşte hamile kadınların beslenmesi çok önemlidir. İşte iki can taşıyor, mutlaka daha iyi beslenmelisin denir. İşte yeni doğmuş ve daha sonrasındaki gelişim dönemindeki çocuklar işte anne sütü almak önemlidir, işte yeterli gıda desteği almak önemlidir. Bunlar hep duyarız. Çok uzun yıllardır da bilinen şeyler. Ama özellikle çocuk sağlığı açısından beslenmenin ne kadar kritik önem taşıdığıyla ilgili son yıllarda çok ciddi araştırmalar var ve bu araştırmaların da elbette bize söylediği şeyler var. İşte yetişkinlere, anne babalara, kamu politikası oluşturan kişilere, yönetimlere, siyasal iktidarlara, eğitim kurumlarında çalışanlara. Dolayısıyla çocukların özellikle korunması, kollanması gereken hayatın ilk 5 yılı yani bir yetişkin desteğine, bir bakım verene muhtaç oldukları zamanlardaki sağlıklı beslenme imkanını sağlamak son derece önemli. Bunun detaylarına neden önemli olduğuna biraz sonra açıklık getirmeye çalışacağım. Ben uzun yıllar Tarım Bakanlığı'nda çalıştım. Sonra üniversiteye geçtim bakanlıkta. Ve üniversitede de gıda güvenliği alanında çalışırken ağırlıklı olarak hep toksik kimyasalların gıdalardaki, sulardaki kalıntıları var mı? İşte bu toksik maddelerin bir kısmı tarımsal üretimde kullanılan örneğin işte tarım ilacı diyebildiğimiz işte zehirli kimyasal maddelerdir. Gıdalarda kalıntı bırakabilir, sulara karışabilir. Oradan işte beslenme yolu da bize sirayet eder. Çevresel kirleticiler çok ciddi bir sorundur. Yani çevre kirliliği hepimizin malumu bir büyük meseledir. Ama çevre kirliliği sonucunda gıdalara
ve sulara bulaşma potansiyeli olan binlerce farklı çeşit toksik ya da zehirli kimyasal madde var. Elbette bunların tamamı bulaşmaz. Tamamı bulaşsa zaten başımız çok büyük dertte demektir. Ama bir kısmının bulaşması, düşük düzeyde, düşük miktarda bile bulaşması önemli sorunlara yol açar. Ve günümüz koşullarında baktığımızda dünya genelinde mesela iklim krizini çok duyuyoruz. İşte iklim değişiyor, işte Türkiye'de biraz önce dışarıda arkadaşlarla konuşuyorduk, çiftçilik ama ciddi bir kuraklık sorunu var. Ben Antalya'dan geldim, orada aynı sorun konuşuluyor, susuzluk, kuraklık vesaire. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini zaten biz yani görüyoruz. Hani biraz yaşı, bizim yaş grubu diyeyim, yaşlı demeyeyim. Ben 80'lerde Antalya'daydık, o zaman işte üniversite öğrencisiydim. O dönemde ki yağışlar yok, yani bu tabii bütün hani iklim değişikliğinin bir etkisidir demek istemem ama çok kısa dönemli ciddi yağışlar oluyor ve su sel halinde akıp gidiyor. Ama eskisi gibi 10 gün, 15 gün süren böyle yavaş yavaş yağan, toprağı neme doyuran yağışlardan Antalya odağında mesela eser kalmadı. Dolayısıyla iklim değişikliğinin hani oluşturduğu zararları gündelik hayatımızda da az çok deneyimleyebiliyoruz, görebiliyoruz ya da olumsuz etkilerini sıklıkla duyuyoruz. Ama bir büyük mesele var ki en az iklim krizi kadar bir büyük mesele dünya genelindeki toksik madde kirliliği ya da kimyasal kirlilik, toksik kirlilik olarak adlandırılan büyük mesele. Denilen şu, iklim krizine yol açan bütün o problemli süreçler kontrol altına alınabilse veya çözülebilse dahi kimyasal kirlilik bir büyük mesele olarak göz önünde duracak gene. Çünkü yılların 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 getirip kar topu gibi önümüze yığdığı bir büyük mesele bu. Çözümü o kadar kolay değil ve şüphesiz önümüzdeki 10 yıllar boyunca daha çok duyacağımız bir mesele olacak. Neden peki hani iklim krizini çok duyuyoruz ya da iklim değişikliğini çok duyuyoruz da kimyasal kirlilik az konuşuluyor? Aslında bilim camiasında da böyle. Kimyasal kirliliğin insan uygarlığı veya bütünüyle yeryüzü ölçeğinde bakarsak canlı yaşamın bütünü için bir büyük tehlike olduğuyla ilişkili ilk tespit ya da ilk güçlü hani beyan 2015 yılında dünyanın en önemli tıp dergilerinden biri var, Lancet dergisi. Lancet dergisinde çok tartışma yaratan bir makale yayınlandı. İşte küresel kimyasal kirlilik çok ciddi bir sorundur, hani mealen söylüyorum. Sonra bu tartışma yaratan makale 2017'de tekrar gözden geçirildi. 2019-2020'de tekrar ilaveler yapıldı. Denilen şu, çok yazarlı bir makale, çeşitli farklı ülkelerden bir derleme makalesi. Bizim kimyasal kirlilik, özellikle toksik kimyasal madde kirliliğini çok ciddi bir mesele olarak, iklim krizi kadar büyük bir mesele olarak tartışmaya ihtiyacımız var. Kamuoyu bu konuda az şey duyuyor. Hani özetini söylüyorum. Şimdi tabii bunların hani çocuklarla ilgisi ne? Bu kritik meseleler. Biraz buna hani değinmek istiyorum. Şimdi tabii çocuklar dediğimizde yaş grupları elbette önemli. Hani genel tanım işte 18 yaş ve altı çocuk nüfusu olarak nitelendirilir. Fakat o yaş grubu içerisinde yani yeni doğandan başlayıp işte 18 yaşa kadar uzanan o aralıkta da belli yaş grupları çok daha kırılgan. Şimdi kırılgan, dezavantajlı gibi sözcükleri çok duyuyoruz ama aslında şu, zarara en çok açık olan. Mesela biz toksik kimyasalların yol açtığı sağlık zararlarını genel anlamda baktığımız işte gıda güvenliği çalışmalarında, sağlık çalışmalarında çok uzun yıllar boyunca bu sağlık zararlarında kime zarar veriyor sorusunun karşılığı bir yetişkindi. Yani işte 70 kilo ağırlığındaki bir yetişkin şu toksik kimyasal maddeye şu kadar maruz kaldığında şöyle şöyle sağlık zararları açığa çıkar. Dicle oradan geliyor. Diyetisyen arkadaşımız beraber çalışsınız. Evet, bu bakış açısı çok baskındı. Bu şu demek, basitçe söylemek gerekirse, hala da çok baskın bir görüştür bu. Bir zehirli maddenin zehirli etkisini göstermesi vücuda giren miktarına bağlıdır. Yani dozuna bağlıdır. Hani biz bunu beşeri ilaçlardan da çok iyi biliriz. İşte 12 saatte bir antibiyotik alın der doktor, misal bir hastalık geçiriyorsak. Ya da işte 8 saatte bir şu ağrı kesiciyi al der. Niye? Fazla miktarda dozaj, yani fazla miktarda
kimyevi madde bünyeye aldığımız için sağlık zararları doğurur. Şimdi benzeri bir anlayış toksik maddelerin ya da zehirli maddelerin yarattığı sağlık sorunları için de geçerli olarak düşünüldü. O da şudur, işte bir toksik madde yüksek miktarda sağlık zararına yol açar. Akut zehirlenme tablosu oluşturur. İşte ani zehirlenme demek akut. İşte siz hastanede tıbbi tedavi alırsınız veya miktar fazlaysa hayatınızı kaybedebilirsiniz. Düşük dozlarda bir de kronik zehirlenme çok hani duymuşuzdur. İşte bir kimyevi maddeyi düşük dozlarda maruz kalırsınız ama sağlık zararı 10 yıl sonra, 20 yıl sonra, 30 yıl sonra karşımıza çıkar. O kronik maruziyet dediğimiz olay. Bu bakış açısının çocuklar için geçerli olmadığı fark edildi, anlaşıldı ya da. Bu çok tartışma konusudur son yıllarda, çok da önemli. Bu kitapta da detaylı bir şekilde bunlara geniş geniş yer vermeye çabaladım. Şimdi yetişkinlerin metabolizmasıyla, yani metabolizma bizim sağlıklı olmamız için bütün vücut faaliyetlerimiz, bedeni faaliyetlerimiz, fiziksel, zihinsel. Yetişkinlere kıyasla çocuklarda metabolik faaliyetler daha farklılık arz ediyor. Dolayısıyla toksik maddelere, zehirli maddelere maruziyetin çocuklarda yarattığı sağlık zararları da yetişkinlerden daha farklı. Şimdi neler farklı? Biraz hani onları açalım. Öncelikle hani şu noktayı düşünelim. Sadece gıda olarak düşünmeyelim biz zehirli maddeleri. Mesela nasıl ki çevresel kirleticiler, işte bir alandaki bir atık depolama alanı, bir endüstriyel tesisten açığa çıkan işte çeşitli atıklar, bu baca gazları olabilir, sıvı atıklar olabilir. İşte gelirken Küçük Menderes Irmağı'nın oradan geçtik, simsiye akıyordu neyin mesela. Zehirli maddelere illaki gıda yoluyla maruz kalmamız gerekmiyor. Bu özellikle atmosferik solunum, yani solunumla da ciddi şekilde maruziyet söz konusudur. Ama genel olarak baktığımızda bizim için kritik olan, sağlık zararı doğuran iki ana etken, bir beslenmedir, yeme içme, ikincisi solunumdur. Yani bu çok kritik. Deriyle absorpsiyon vesaire, hani deri yoluyla temasla vücuda alma genellikle işçi sağlığı açısından önem taşır. Yani çalıştığınız ortamdaki atmosferik ortam çok kirlidir. Elbette deriyle absorpsiyonu da orada dikkate almak gerekir. Veya işte tarımda ilaçlama yapıyorsunuzdur. Yani toksik maddeleri kullanıyorsunuzdur. Koruyucu giysi yoktur üzerinizde. Bir maske takmışsınızdır ama deriyle absorpsiyon olur falan. Ama genelde baktığımızda ya solunumla ya da beslenme yoluyla toksik maddeler bünyemize alırız. Peki neden toksik maddeler çocuklarda daha çok zarar doğurur? Ya da biz toksik maddelerin doğurduğu sağlık sorunlarında çocukları odak noktaya koyan, onları önemseyen bir bakış açısıyla bu meselelere bakmalıyız. Biraz onun üzerinde duralım. Şimdi çocuklarda zarar yaş küçüldükçe artıyor. Birinci aklımızda hani mutlaka yer etmesi gereken genel ilke bu. Bu şu demek, yaş ne kadar küçüldükçe, 5 yaş, 4 yaş, 3 yaş aşağı doğru indikçe, ta ki anne karnındaki dönem de dahil oraya doğru gittikçe bir toksik maddenin oluşturduğu sağlık zararı giderek artıyor. Yani yaş küçüldükçe sağlık zararı daha şiddetli oluyor. Bu şekilde bunu mutlaka aklımıza tutalım. Nedeni şu, tabii yaş küçüldükçe doku büyümesi, hücre büyümesi, son derece hücre çoğalması, yani bir metabolik inşa faaliyeti çok daha fazla. İşte anne karnında başlayıp özellikle ilk 2-3 yaşa uzanan dönemde çocukların çok hızlı bir büyüme dönemidir. Vücut kütlesi büyür, organlar büyür vesaire. Özellikle ilk 3 yılda sinir sistemi ve beyin inanılmaz ölçülerde gelişir. Giderek karmaşıklaşır. Hem hacim olarak büyür hem de nöronal bağlantılar, yani beyindeki sinir sistemindeki hücreler arasındaki bağlantılar giderek çoğalır. Dolayısıyla o dönemde, anne karnında olduğu dönem ve doğduktan sonraki 2 yaş hayatın ilk 1000 günü olarak niteleniyor tıbbi literatürde. Yani 9 ay anne karnı, doğduktan sonraki 2 yaş hayatın ilk 1000 günü inanılmaz ölçüde belirleyici. Diyebilirim ki çocukların bütün bir hayatına, sağlıklarına damga vuran dönem orası. Bununla ilgili tartışmalar, çok ciddi tartışmalar. Tartışmalar, literatürden söz ediyorum. Çok önemli bilgiler var. Ama bu bilgilerin kamusal sağlık programlarına, eğitim programlarına, beslenme, çocuk beslenmesi yönelik programlara dönüştüğünü söyleyemem. Dünya Sağlık Örgütü sürekli bunu öneriyor. Hayatın ilk 1000 günü çok kritik. Neden? Şimdi arkadaşlar, toksik kimyasal maddeler
vücudumuzdaki metabolik faaliyetleri bozar. Yani işte karaciğerde bir hasara yol açar, sinir sisteminde hasara yol açar, üreme sağlığı ile ilgili organlarımızda bir hasara yol açar. Çeşitli etkiler var. Yani nörolojik sisteminde, yani bütün bir nöral gelişim, bilişsel gelişim üzerinde olumsuz etkiler doğurur. Şimdi bu sistemlerin büyümesi, hücre çoğalması ne kadar fazlaysa zarar da o kadar ağır oluyor. Onun fazla olduğu dönem neresi? Özellikle 5 yaş altı dönem. O 5 yaş altı dönemde de ilk 2 yaşa kadar anne karnı dönem dahil hayatın ilk 1000 günü. Yani çocuğun ana rahmine düşüp 2 yaşa kadar geldiği dönemdeki çevresel şartlar ve beslenme çocuğun genel hayat sağlığı, akademik başarısı, zihinsel başarısı üzerinde olağanüstü etkili. Şimdi bu konuyla ilgili çok çalışma var ama şu öneriliyor, deniliyor ki hayatın ilk 1000 günündeki çocuklara sosyal destek programları çok iyi oluşturulmalı. Bu bir büyük toplumsal, kamusal mesele olarak görülmeli. Yani bizim ülkemizde ne yazık ki böyle bir bakış açısı yok. Biz hala okullarda işte beslenmeyi vesaireyi tartışıyoruz. Yine çok sayıda çalışma var. Yaş 11-12'yi döndükten sonra çocuğa yapacağınız sosyal destek programının ne yazık ki karşılığı hayatın ilk dönemlerindeki kadar değil. Bu şu demek, yani 10-12 yaştan sonra bir şey yap, onu kastetmiyorum. Ama ne yapılacaksa özellikle hayatın ilk birkaç yılında yapılması son derece önemli. Anne gebelik dönemindeki annenin desteklenmesi de dahil buna. Burada arkadaşlar birkaç örnek vereceğim. Mesela Türkiye'de çok kullanılan bir zehirli kimyevi madde var gıda ürünlerinde, tarımsal üretimde. Klorpirifos diye bir madde. Yıllardır yasak. Dünya Sağlık Örgütü çocuk sağlığı için en büyük tehdit olarak gördüğü 10 tane maddeden biridir klorpirifos. Çocuklarda nörolojik sistemi bozar. Yani sinir sistemini, beyin gelişimini olumsuz etkiler, zarar verir. Mesela bir yetişim, burada hepimiz yetişkiniz, çocuk var mı içimizde? Olanlar da tamam. Onları korkutmayayım diye özellikle sordum. Şimdi mesela biz işte meyve sebzelerde çok kullanılıyor klorpirifos. Hala öyle. Avrupa Birliği'ne giden her 3 üründen ikisinde klorpirifos kalıntısı çıkıyor. Tespitler bunu gösteriyor. 2016 yılından beri güya yasak. Yani o da evveli de vardı, hani 6 yıldır yasak olmasına rağmen. Şimdi mesela biz yüksek miktarda klorpirifosa maruz kalırsak, geçen sene hatırlar mısın, Saliha Çakır diye 4 yaşında bir kız çocuğu vefat etmişti. Nar yediği için öldü diye bütün hani gazetelere, televizyonlara konu. Mesela o adli tıp raporunda çocuğun ölümüne yol açan zehir klorpirifos. Yani çok yüksek miktarda vücuda aldığımızda zaten hastalanıp tıbbi yardım almak zorunda kalırız. Ama düşük düzeyde maruz kaldığımızda etkisi çok sonra açığa çıkıyor. Bir 10 yıl sonra, 15 yıl sonra, 20 yıl sonra. Ama çıkıyor bir şekilde. Şimdi düşük düzeyde maruz kaldığımızda biz yetişkinler bunu fark etmiyoruz bile. Yani hasarı var, evet. Ama yani klorpirifos zehirlenmesine maruz kalmaktan o zehirleme belirtileri çıkmıyor. Kronik bir maruziyet söz konusu. Midemiz bulantısı, baş ağrısı, şu bu gibi şeyleri çok fark etmiyoruz. Karaciğerimiz, böbrek, dolaşım sistemi o zehri bir şekilde vücuttan atıyor. Atma süresi yaklaşık 6 saat. Yani bir yetişkinde. Çocuklarda, 5 yaş altı çocuklarda vücuttan atma süresi 36 saat. Yani aradaki 6 katı fark var. Bu şu demek, çok düşük düzeyde çocuk maruz kaldığında dahi bir yetişkine kıyasla o zehrin bünyesinde durduğu süre 6 katı daha fazla. Bunun yol açtığı hasar da daha büyük olacaktır elbette ki. Birinci faktör bu. Çocuğun bir zehirli maddeyi vücuttan atan, zararsız kılan metabolizma süreçleri yetişkin gibi çalışmaz. Henüz olgunlaşmamıştır. İşte dokular olgunlaşacak, enzim sistemleri olgunlaşacak. Bu büyük meselelerden biri bu. Bir diğer mesele, çocukların kilosu yetişkine kıyasla elbette daha hafif. Yani işte 5 yaş altı bir çocuk kaç kilodur Dicle ortalaması? 10 kilo diyelim misal. Misal yani 5 yaş altı bir çocuk 10 kilo. Ben işte 80 kiloyum. Ya neredeyse benim yediğime denk miktarda gıda maddesi yer günlük. Şimdi ben 80 kiloyum. Misal örnekliyorum sadece. Yediğim şeylerden vücuduma 10 birim zehirli madde girdiğini düşünelim. 80 kiloda 10 birim. Çocuk 10 kilo. 10 kilogram ağırlığındaki bir çocuk yine 10 birim zehirli madde girdi. 10 kiloda 10. Dolayısıyla vücut ağırlığına kıyasla çocuğa daha fazla miktarda
zehirli madde gibi. Vücut ağırlığı niye önemli? Vücut ağırlığının büyümesi demek, genel olarak bütün o dokuların, organların, bütün bedenin o zehirli maddeye miktar olarak daha az, hani kilogram başına zarar görecek şekilde maruz kalıyor. Çocuklarda vücut ağırlığı düşük olduğu için zehirli maddelerin etkisi miktar olarak daha fazladır yetişkinlere kıyasla. Bir diğer kritik mesele, çocuklar, özellikle 2 yaş altı çocuklar yetişkinlere kıyasla 2 katı daha fazla solunum yaparlar. Yani dakikadaki nefes sayısı bizden daha fazladır. Özellikle yeni doğan bebeklerde bu çok net görürsünüz. Hızlı hızlı nefes alırlar. Dolayısıyla atmosferdeki, ortam havasındaki kirleticiler yetişkine kıyasla 2 katı daha fazla bünyelerine girer. Bu da bir büyük meseledir. Bir başka kritik mesele, çocukların boyları kısadır yetişkinlere kıyasla, doğal olarak tabii. Yer yüzeyine yakın yaşarlar. Mesela ortam havasındaki kirleticiler havadaki toz partiküllerine tutunur. Mikroskopik, gözle görünmez. Ve toz partikülleri zamanla zemine çöker. Ve çocuklar yeryüzeyine yakın oldukları için işte yürüme, herhangi bir faaliyette yerin alt tabakasından daha fazla toksik madde bünyelerine girer. Mesela özellikle işte yola yakın, hani trafiğin hareketli olduğu, yaya trafiğin hareketli olduğu vesaire vesaireler. Daha kritik bir başka faktör, özellikle 3 yaş altı çocuklar, ki hayatın en kritik dönemi demiştim, el ağız alışkanlığı çoktur. Çocuk her nesneyi ağzına götürür. Elinin değdiği her şey, hepimizin deneyimlediği bir şey. Dolayısıyla nesnelerin üzerinde olan toksik maddeler yine bünyeye daha fazla girer. Tabii elbette biz, hani bu onun doğasında olan bir şey, yani bir yetişkin olarak biz ona göre bir çevresel ortam oluşturmak zorundayız. Temiz hava, temiz hava bir hak. Ama bakın, yetişkinlere kıyasla çocuklar için çok daha önemli, çok daha kritik bir hak. Yani bizden 2 katı daha fazla önem arz ediyor ortam havasının temizliği. Bu soluduğumuz hava, atmosferik hava, okulun içerisindeki sınıftaki hava, her şeyi düşünebilirsiniz. İlla sokaktaki temiz havadan söz etmiyorum. Bu çok önemli. Çünkü her nesne, yani bu oda, sınıf, eğitim ortamı, toplantı salonu, çalıştığımız mekanlar, orada bulunan çeşitli nesneler havaya az veya çok bir takım kimyevi maddeleri bünyelerinden saçarlar. Ortam havasına geçirirler. Yani ideal olan tabii bu tip malzemelerin olabildiği kadar bu açılardan temiz olması ya da işte sağlıklı malzemelerden teşekkür edilmiş. Ama bu sağlanamadığında aslında işte bir sınıf ortamında sürekli havalandırmanın yetersiz olduğu bir ortamda çocukların çok daha fazla maruz kaldığını düşünmek mümkün. Şimdi bütün, hani bu çok çoğaltmak istemiyorum örnekleri, çok örnek verebilirim. Mesela kurşun, Türkiye'de çok önemli bir sorundur kurşun. Biz hep kurşunu, işte kurşunlu benzinler yasaklandı, sanki kurşun meselemiz bitmiş gibi düşünürüz. Değil. Yani mesela İzmir Körfezi, Alaa'daki gemi söküm tesisleri, sadece burası için değil, yani bütün bir İzmir Körfezi, Türkiye geneli için çok önemli bir kurşun kirletici odaktır. Çünkü gelen, sökülen gemilerde çok büyük oranda kurşun ve kurşunlu bileşikler yer alır. O da toprağa, suya, havaya, çeşitli ortamlara karışır. Ama kurşun mesela çocuklarda, arkadaşlar, çok önemli bir nörotoksindir. Yani sinir sistemine, zihinsel gelişime çok ağır zarar verir. Soluduğumuz havadaki, gıdalardaki, sulardaki kurşun miktarının artışıyla çocuğun akademik başarısının, yani öğrenme becerisi, bilişsel becerilerin güçlü arasında birebir ilişki vardır. 5 yaş altı çocuk ne kadar çok kurşun maruziyeti kaynaklanıyorsa akademik başarısı, öğrenme, bilişsel yeteneklerinde o ölçüde gerileme oluşur ve bu kalıcıdır. Dolayısıyla bizim çevre sağlığı, gıda güvenliği, tarım, işte kentsel hayatımız, çocuklara yönelik yaptığımız her şey, eğitim kurumları, parklar, bahçeler vesaire, buralardaki bakış açımızı bu toksik maddelerden kaynaklı maruziyeti nasıl azaltırız sorusuyla birlikte düşünmemiz lazım. Bu net. Bu çok önemli bir şey. Çok önemli ve böyle bir perspektif, bakın Türkiye'de yok demiyorum, dünyanın çeşitli ülkelerinde yok aslında. Bu çok tartışma konusu. En başta söyledim, bunlarla ilgili bilgilerimiz çok yeni. Yani çevre sağlığı, gıda güvenliği, halk sağlığı çalışmalarında neden biz küçük çocukları odak noktasına koyarak politikalar oluşturmalıyız? Arka planında bu var. Onların her şeyleri, fizyolojileri, metabolizmaları bizden farklı. Uğradıkları zarar da bizden daha fazla, kat kat fazla. İşte bazı zehirli maddelerde 6 kat, 8 kat mesela. Dolayısıyla bu bakış açısını bizim tartışmaya ihtiyacımız var. Bu çok önemli. İşin bir yönü bu. Yani çocuk sağlığı için problem oluşturan
zehirli kimyasallara maruz kalmalarını engelleyecek politikalar oluşturmak. Bu illa kamusal politika olmak zorunda değil. Nasıl bir okul sistemimiz olacak? Sınıflarımız nasıl olmalı? Havalandırmayı nasıl sağlayacağız? Gidip yolların kenarlarına park yapacağız mı? Misal, anlatabiliyor muyum? Yani bir sürü şeyi bir arada düşünmek durumundayız. İkinci meselemiz tabii vücut gelişiminin en hızlı olduğu dönem, hayatın ilk 1000 günü, anne karnı ve doğumdan sonraki 2 yaş. Bu dönemdeki çocukların da yetersiz beslenme ya da açlığa dayalı sorunlarıyla mutlak surette baş etmemizi sağlayacak bir kamu politikası oluşturmalıyız. Yani bu kamu politikasına kastım şu, Sağlık Bakanlığı'nın böyle bir meselesi olması gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın, işte anne çocuk sağlığı, kreş vesaire üzerinden söylüyorum. Tarım Bakanlığı'nın bu konuları, ana kurumlar, yerel yönetimlerin özellikle bu bakış açısını bizim topluma yerleştirmemiz lazım. Bakın çok önemli bir konudur bu. Umarım hani kısacık bu zamanda bir parça olsun heyecanımı da mazur görürler. Çünkü Türkiye'de yok, böyle bir bakış açısı yok. Arkadaşlar, Tarım Bakanlığı'nda çalıştım ben ya. Bizim gıda güvenliği alanında, akademik camiada böyle bir bakış açısı yok. Yani çocukların özellikle kullanması gereken bir dönem olduğuna dair bir bakış açısından söz edelim. Çocuklar önemlidir. Önemli de yani. Hani biz bu önemi nasıl gündeme getireceğiz? Ne yapacağız? Karşılığında ne yapacağız? Sağlık sistemimizi nasıl organize etmeliyiz? Yerel yönetim, belediyenin organize ettiği bir toplantı olduğu için söylüyorum. Yerel yönetim kendi çalışma ya da sorumluluk alanına giren bölgelerde özellikle hayatın ilk 1000 gününde olan, yani gebelik durumunda olan ya da ilk 2 yaşa kadar olan dönemdeki ailelere nasıl bir beslenme desteği sağlayacak? Yani yetersiz beslenen, açlık ya da ne bileyim işte yoksulluk içerisinde olan kesimlerden söz ediyorum. Bunların sorunlarını nasıl aşacağız? Mesela bu önemli bir soru, çünkü sadece meseleyi konuşmayalım. Aslında o dönemde, yani o hayatın ilk yıllarında ne kadar ciddi bir sağlık desteği, yani beslenme desteği sağlayabilirsek aslında çok sayıda sorunu da o kadar erken yaşta çözmüş oluyoruz. Mesela çocukların akademik başarısı kesinlikle daha yüksek oluyor. Bu ne demek? Okul başarısının çok daha iyi olması demektir. Sadece okul değil, öğrenme, muhakeme etme, beceri geliştirme, bu nosyonlarının çok gelişmesi anlamına gelir. Mesela uzun vadede toplumda daha az şeker hastası olması demek. Yüksek tansiyon hastasının daha az olması demek. Bazı metabolik hastalıkların görülme sıklığının düşmesi demek. Biz sadece şeker hastalığına yılda 4-5 milyar dolar para harcıyoruz tedavisine. Yani çok çok büyük bir rakam bu. Yani orada sadece orada %20'lik bir tasarruf sağlasanız bu 1 milyar dolar gibi para yapar ve bu harcanıyor arkadaşlar. Bunlar hep alternatif maliyetleri düşünen bir toplum değiliz. Böyle bakmakta yarar var. Dolayısıyla hem toksik maruziyeti azaltmak hem de genel anlamda gıda ve beslenmeye yönelik bir program oluşturmak son derece önemli. Şimdi burada tabii hali hazırdaki durumumuz ne? Hali hazırda Türkiye'de böyle bir siyasal perspektif yok. Yani mevcut iktidardan bunu beklemiyorum da açıkçası. Çocuk sağlığına yönelik gıda güvenliği politikalarından geçtim. Genel olarak gıda güvenliği alanında çok ağır sorunlar var Türkiye'de. Ama burada yerel yönetimlere ben çok rol düştüğünü düşünüyorum. Yani bir takım asli kurumlar, Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, daha büyük bütçeli, daha organize kurumlar, eğer bu sorunlarla baş etmeyi sağlayacak bir takım programlar, politikalar geliştirmiyorsa, o zaman biz yerelde ne yaparız sorusunu kendimize sorarak yol almamız gerekiyor. Bunu son derece önemli buluyorum. Dolayısıyla özellikle günümüz şartlarında, yani çok ağır bir gıda krizi yaşıyoruz, hepimizin malumudur. Türkiye'de 10-12 ay içerisinde gıda fiyatlarının 3-4 katı arttığı bir dönem yok. Yani savaş, kıtlık dönemlerini hani paranteze alıyorum Cumhuriyet tarihinde. Bu kadar ağır bir beslenme yoksulluğu, yoksullaşması olmadı. Yani geçen sene bu vakitler 7 liraya aldığımız süt şu an 30 lira. Yani 40-45 liraya aldığımız bir kaşar peynir 160 lira. Yani anormal artışlar. 75 kuruşta Antalya'da yumurta, yani sürekli izlediğim için hani fiyatları 3,5-4 lira bandına taşındı. Yani hani diğer şeyler de 3 aşağı 5 yukarı aynı. Dolayısıyla çığ gibi gelen, yani gerçekten çok büyük bir mesele olarak üzerimize gelen ve önümüzdeki yıllarda çok sık bir şekilde konuşacağımız, duyacağımız bir beslenme açlık sorunu olacak Türkiye'de. Özellikle çocuk nüfus. 24 milyon çocuk var Türkiye'de. Yani bunların 6 milyonu 5 yaş altı arkadaşlar. 6 milyon. Yani az bir rakam değil mi? Çok yüksek. Çocuk nüfus yoğundur zaten Türkiye'de. Dolayısıyla bizim
Kamu idaresi, yani kamu idaresi derken sorumluluk taşıyan kurumlar, yerel yönetimler, bakanlıklar vesaire. Herkes kendi bütçesi ve imkanları dahilinde bu büyük meseleye bence dahil olmalı. Dahası müdahil de olmalı. Nasıl çözeceğiz biz? Yani işte Selçuk'tayım ben. Yani son birkaç aydır sürekli belediyelerle bu konularda çalışıyoruz. Çünkü yok alan yok yani. Mesela Tarım Bakanlığı sağır arkadaşlar. Yani burada hani hepimiz gerçek durum bu. Sağlık Bakanlığı'nın böyle bir politikası yok. Yani genel beslenme. Bu konuda hepimizin malum mecliste verilen, özellikle biz okullardaki açlık sorununu çok duyuyoruz. İşte öğretmen beyanları, sahada olan çeşitli arkadaşlarım var. Ben içindeyim, dernekler vesaire üzerinden. Ama bu mesele büyüyecek. Yani daha büyük bir mesele olarak önümüzdeki yıl, bir sonraki yıl kolay bir çözümü yok. Çünkü bugünden adımlar atsak ancak birkaç yıl sonra biz bunun biraz hani olumlu geri dönüşünü sağlarız. Dolayısıyla çok güçlü, destekli dayanışma hareketlerine ihtiyaç var. Bu çok açık. Yani yerelde bir bütçe kullanan, bu illa kamu kurumu değil. Yani ben bir takım vakıflarla, hani oralarla da hani zaman zaman bir araya geliyoruz. Eldeki bütçe el verdiği ölçüde bu alana desteklenmesi gereken, yoksulluk ya da yoksunluk içerisinde olan kesimlerin tespit edilip oralarla dayanışmak gerekiyor. Bu çok açık deyip sözlerimi tamamlayayım. Sizin katkılarınız, sorularınız olursa elden geldiğince yanıtlamaya çabalarım. Buyurun. Hocam, bu kuşun zehirlenmesi çok önemli diyorsunuz. Ben de biliyorum. Buna karşı yapılacak acil bir şey. Yani bu kurumsal bazda değil mi? Bizim birey olarak yapacağımız bir şey. Ya da bir antidotu bir şeysi var mı? Evet. Yani şimdi şey, kurşun çocuklar için niye mesele? Mesela yetişkinlere gıda yoluyla giren kurşunun aşağı yukarı %10-15'i bağırsaktan emiliyor. Kalanını atıyoruz dışkıyla. Çocuklarda bu oran %70'in üzerinde. Yani o yüzden çok büyük bir mesele diyorum. Çocuk yani meseleye gıda güvenliği, halk sağlığı, çevre sağlığı, 5 yaş altı çocukları odağa koyarak bakayım dediğinizde kafalar alt üst oluyor. Yani bambaşka bir büyük mesele var orada. Onları nasıl koruyacağız meselesi var. Ve o sorumluluk bize düşüyor yani. Hani biz yapacağız bunu işte yurttaş olarak, sorumlu kamu idarecileri olarak. Şimdi kurşundan kurtulmanın en hani kestirme yolu genel maruziyeti azaltmak. Peki bu nasıl olacak? Şimdi gıdalardaki kurşun içeriğine yönelik çok kapsamlı bilgilerimiz yok. Yani hani Tarım Bakanlığı il ilçe bazında bir takım gıda ürünlerindeki kurşun miktarı nedir? Bunun izlemesini yapmıyor. Yapıyorsa da sonuçlarını bilmiyoruz bir yerde. Sular önemli bir maruziyet kaynağıdır. Çünkü su 6 aylık bebeden sonra herkesin günlük tükettiği bir gıda maddesidir. Sularda da kurşunun belli limitleri aşmaması gerekir. Dolayısıyla içme suyumuzdaki kurşun miktarını iki kurum takip etmek zorunda. Biri yerel yönetimler, işte İzmir'de ise İSSU örneğin. Diğeri Sağlık Bakanlığı. Sağlık Bakanlığı Türkiye genelindeki bütün içme sularını, yeraltı, yerüstü içme sularında sadece kurşun değil, çeşitli kirleticilerin, arsenik örneğin vesaire gibi kirleticileri takip etmek zorunda. Şimdi bu konuda yerel yönetimlerden bilgi istenebilir. Yani Selçuk bölgesinde çeşmeden akan sudaki kurşun miktarı nedir misal? Yani bir bunu belirlemek gerekir çünkü en önemli maruziyet yollarından biri bu. İkinci büyük problem kurşun maruziyeti açısından hanelerde, hani hane bazında sorduğumuz için. Eski tesisatlar mesele, kurşunlu borular ama bunlar çok büyük oranda tadil edildi Türkiye'de. Yine de hani aklımızın bir köşesinde olsun elbette. Yani çok eskidir ev, su aktarım sistemi, tesisatı, kurşunlu bileşikler içeriyordur. Oradan maruz kalırız yani, o çok açık. Diğer önemli maruziyet kaynağı çocuklar için özellikle oyuncaklar, kırtasiye malzemeleri. Çünkü kurşun, kurşunlu benzinden sonra en yoğun kullanıldığı alan boya sanayi. Çeşitli parlak boyalarda özellikle, yüzey boyalarında. Şimdi çocuklarda da el ağız alışkanlığı çoktur dedim ya, nesnelere dokunur ağzına götürür. Elini ağzına götürür, nesneyi ağzına götürür. Dolayısıyla kurşunlu boyaların kullanılması mutlak surette yasaklanmalı Türkiye'de. Bununla ilgili durum nedir? Türkiye kurşunlu boyaların üretimini ve kullanımını sonlandırılmasına yönelik uluslararası bir sözleşme var. O sözleşmeyi imza atan ülkelerden biri değil. Ne yazık ki. Dolayısıyla hani yapabileceğiniz şeyler en azından gıda ve suyu hani biraz kontrol altına almak. Yine hani bir takım çalışmalar var. Özellikle trafiğin yoğun olduğu yerlerde
Yani atmosferik havanın sürekli karışım halinde olduğu yerlerde, Türkiye'de mesela çok önemli bir meseledir. Okulların büyük bir çoğunluğu ana yolların yakınına kurulur. Ve bu da iyi bir şeymiş gibi düşünürse çocuğu bırakmak, almak, servislerin girişi çıkışı vesaire. Oysa atmosferik toz, partikül ne kadar az azaltılabilirse o partikülle beraber solunumla bünyeye giren toksik maddeler de o kadar azaltılmış olur. Burada şöyle bir algı, yani şöyle bir şey oluşmasın. Her an, her dakika bünyemize bir şey alıyoruz ya da çocuklarımızın hepsinde büyük meseleler var gibi düşünmeyin. Türkiye'de eksik olan şey, biz nasıl bir çevresel ortamda, nasıl bir gıda çevresinde yaşadığımızı bilmiyoruz. Mesela yıllardır bu bir tartışma konusudur. Tarım Bakanlığı, sen bu işi yapıyorsan, gıda kontrolü, ya bir zahmet il bazında hangi gıda ürünlerinde neleri araştırıyorsun ve ne bulduğunu sitende açık edin, internet diye bir şey var. Son derece basit bir şeyden söz ediyorum aslında. İşte bu da bir hak mücadelesi. Bilgi edinme açısından çok ciddi eksiklikler mi diyeyim, yani problemlerimiz var. Sağlık Bakanlığı hakeza, yani içme suları, arsenikli, kurşunlu olan bölgeler, buralarda mesela ne yapılıyor şimdi? Bu bileşiklerin sudan ayrıştırılması gerekir. Bilmiyoruz yani. Bilmiyoruz ama hani bir takım gördüğümüz ettiğimiz şeyler de çok hayra değil açıkçası. Dolayısıyla kaygılanmakta haklısınız. Ama olabildiği kadar mesela evlerde yağlı boyalar kurşun maruziyeti açısından çocuklar için bir problemdir. Yağlı, özellikle parlak renkli boyalar. Mesela kullandığımız boyalar mümkünse kurşun içermeyen boyalar olsun. Niye? Yağlı boya bir süre sonra duvardan şöyle ayrışır. Biliyorsunuz böyle bir yaprak gibi açılır. Tozur o. Küçük küçük kurabiye gibi dağılır ve mesela atmosferik havaya karışır. Yeryüzeyine yapışır. Şimdi çocukların ne kadar maruz kalmasını engellersek o kadar önemli. Onun dışında yetişkinler mesela sanayide, ağır sanayide çalışan, otosanayide çalışan, gemi sökümünde çalışan, boya sanayinde çalışan, buralarda çalışan kişiler yani tamamen bulundukları çalışma koşullarından solunum dışında işte giysilerinin ayakkabılarından mesela kurşun bulaşır. Dolayısıyla hani deniliyor ki özellikle küçük çocuk varsa o iş kollarındaki işçiler mümkünse iş kıyafetleriyle eve gelmesin. Yani iş kıyafetini iş yerinde çıkarsın, öyle gelsin. Bunların hepsi mesela maruziyeti azaltan önlemlerdir. Yapabileceğimiz şeyler sınırlı. Tabii genel olarak ama genel olarak şunu da talep etmeliyiz. Bu tip yüksek derecede toksik etkili bileşiklerin kullanımına ve atıkların da nasıl atık depolanma, işte arıtma yapıldığına dikkat etmek lazım. Mesela 3 ay önce Alaya'ya bir gemi gelecekti. Sao Paulo gemisi. Yani ben de çok işin içinde olduğum için 660 ton kurşun vardı gemide. Bakın tek bir gemi 660 ton. Yani o gemi orada sökülürken kurşun elementtir, yani partikül halinde havaya saçılır. Havadaki toza tutunur. Tutunamazsa dahi bir şekilde yeryüzeyine havadan ağır olduğu için çöker. Suyu kirletecek, toprağı kirletecek, gıdalara bulaşır. Yani kirletmemeyi de bir esaslı yaklaşım olarak düşünmek gerekir.